Kanalımıza abone olmayı, zili aktif etmeyi lütfen unutmayın. Yapay rahimle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Aslında yeni bir konu değil bu. Uzun zamandır üzerinde çalışılan, son 10 yılın içerisinde sık sık gündeme gelen bir konuydu. Ama özellikle son 5 yıldır ciddi yollar kat edildi. Özellikle Çin'deki çalışmalar çok ciddi sonuçlar aldı. Bugün Amerika'da, Japonya'da da bu bağlamda ciddi çalışmalar var. Hibrit çocuklar deniyor artık. Küvezin içinde bildiğiniz, yani tohum gibi düşünün, tohumu toprağa atıyorsunuz, filizleniyor gibi düşünün. Artık yani hamile kalmadan, erkek kadın çiftleşmeden yumurtalar bir araya getirilmek suretiyle o küvezin içinde birleştirilecek, tohum atılacak. Sen anlattın, bana yer kalmadı. Yani böyle bir, daha detayları var olur mu? Ben sadece açıyorum, insanlar merak etsin ne var diye. Böyle bir dünyadan bahsediyoruz arkadaşlar. Hibrit çocuklar doğacak buradan. İşte bugün neyi konuşacağımızın özetini yaptım ben size. Bu konuyu konuşacağız. Neslihan'ın masasında da epey bir not var şu anda. Evet, siz görmüyorsunuz ama ben gördüm. Dolu doluydu hepsi. Şimdi bakalım neler aktaracak ve ben neler öğreneceğim Neslihan'dan. Şimdi aslında şöyle, önce şunu söyleyeyim. Bazen böyle kaos anlatıyoruz, hep kötü şeyler anlatıyoruz dedi, eleştiriliyoruz. Aynı zamanda konuya geçmiyoruz diye eleştiriyoruz dedi. Bunu söylemeden edemeyeceğim. Transhumanizm aslında önce bunun nereden başladığını bir bakalım Emrah. Ve sonra hem dondurulan insanlardan bahsedeceğiz hem de embriyoların dışarıda üretilmesinden bahsedeceğiz. Yani benim için aslında bugün masada oldukça fazla konu var. Transhumanizm dediğimiz zaman hem fiziksel hem de bilişsel olarak insanların yeteneklerinin yaşlanma ve hastalanmaya karşı önlemlerin alınması. Ama bu yaşlanma ve insanların hastalıklarının önlenmesinin alınmasının mevzusunun da eski olduğunu şimdi burada tekrardan öğreneceğiz. Çünkü bu mevzu ilk transhumanistler tarafından 1957 yılında ortaya atılmış. 1957 yılında ortaya atıldıktan sonra resmi olarak 1980'lerde Kaliforniya'da ortaya çıkmış. Ama bunu hem bilim insanları hem sanatçılar hem siyasiler bir araya gelerek transhumanizm diye bir grup oluşturmuşlar. Yani aslında bir grup ama sonra çalışmaya başlamışlar. Transhumanizmi katkı sağlayan insanlar bunu gelecek için çok cesaretli, büyük bir atılım, keyif verici bir dönem olarak nitelendirirken diğer transhumanist karşıtları ise dünyanın en tehlikeli fikri olarak karşılamışlar. Yani bir grup insan bunun ileride insanlar için büyük bir cesaret verici, örnek verici, iyi ve geliştirici bir yöntem olarak kabul ederken transhumanistler tarafından, diğer grup ise inanılmaz tehlikeli olarak karşılamış ki mesela filmlerden bahsedersek burada bir örnek verelim hemen. Transformers filmi, robotlar, transhumanizmin en yüksek bütçeli örneklerinden bir tanesi. Buna bir örnek. Matrix ise bunun hem imkanını hem de olası risklerini anlatan filmlerden bir tanesi. Yani bu iki film aslında bize transhumanizm anlamında bilgi veren filmlerden bazıları. Ama Transformers özellikle transhumanizmi anlatan, robotları anlatan ve insanlığın gelebileceği, özellikle baktığın zaman orada mesela insanlar ölmüyorlar. Tekrardan hücreleri birleşebiliyor ve robot olabiliyorlar. Bu ona bir örnek. Şimdi yapar rahime geleceğim ama oraya gelmeden önce bir geçmişe bir bakalım. Geçmişten bugüne, yapar rahime gelene kadar dünyada neler olmuş? O yüzden ben hemen öncesinde dondurulan insanlara gideceğim. Çünkü biz mesela şu anda yapay rahim konuşuluyor, hibrit bebekler konuşuluyor. Özellikle senin de çok izlemeyi sevdiğin bu isim verebiliyor muyuz? Netflix'te mesela birçok dizi var. Orada da mesela bazı hayvanımsı çocuklar, kanatlı çocuklar gibi bazı filmler var. Yani ileride sadece yapay rahim değil aslında mevzu. Çeşitli çocukların meydana gelmesi. Ama bunun öncesinde kapsülde mevzuyu anlayalım ki kafa karışıklığı da olmasın. Kapsülde şu anda bekleyen bazı ölü, yani ölmeden önce bazı hastalıklarından dolayı dondurulmuş insanlar var. Peki bu proje ne zaman diye sorarsan 1960.
1960 yılında 73 yaşında bir adam donduruluyor, kapsülün içine konuyor ve oldukça düşük bir ısıda saklanıyor ve burada saklandıktan sonra ileride böbrek hastalığına bir tedavi bulunduğunda uyandırılmak isteniyor. Ama bununla alakalı tam 73 kişi daha var bu şekilde. Ama uyanıp uyanmadıkları kesin bir şey değil. Şu anda uyandırılmadılar henüz. Türk de var bunların arasında. Türklerden de biri var seçilmiş olarak ve isim vermeyeyim. Hani söz hakkı doğmasın diye yazılı kaynak olarak var. Bir kişi bekliyor sırasını. Ama daha önce köpeklerde ve farelerde bu yöntem denenmiş ve sonradan uyandırılmışlar kapsülde bekleyerek. Yani biri baktığımız zaman yine 1900'lü 60'lı yıllara dayanan bir projeden bahsediyoruz. İnsanlar dondurulmuşlar ve şu anda uyandırılmayı bekliyorlar. İleride bunun en büyük sebebi ise hastalıkları oldukları için kanser ya da böbrek hastalıkları gibi bir hastalık olduğu zaman ve bunların tedavisi bulunduğu zaman tekrardan uyandırılıp tedavi edilip hayatlarına devam edeceklerini düşünüyorlar. Ama olur olur olmaz onu ancak ileriki dönemlerde anlayabileceğiz. Yani bizim her zaman söylediğimiz o filmlerde izlediğimiz şeyler şimdi çok daha ileride önümüze çıkacak gibi duruyor Emrah. Neydi Türkçesi? Cezalandırıcı. 1993 yapımı bir film. Başrollerinde Sylvester Stallone ve Sandra Bullock oynamıştı hatırladığım kadarıyla. Orada da Sylvester Stallone bir polisi canlandırıyor. Dondurulmuş olarak işte bir 100 yıl sonra mı artık ne kadar onu hatırlayamıyorum. Yani çok eski bir film olduğu için birkaç kere izledim aslında ama hatırlayamıyorum. Ama uzak gelecekte dondurulmuş oldu. Ceza, aslında dondurulması da bir ceza. Uyandırılıyor. Uyandırıldığında ise yeni dünyada farklı bir hayat var. Yani işte kavga yok, gürültü yok, dövüşmek yok. Her şey sanal alemde oluyor. Yani bizim konularımızın içine girdiği için böyle özet geçiyorum. Evet. Sevişmek bile yok. Sanal da oluyor her şey. Yani ten tene temas yok. Böyle bir dünya var. O dünyaya uyandırılınca acayip bir durumun içinde kalmıştı. Şimdi sen de bunları anlatınca şimdi 60'larda dondurulan o dedemiz, amcamız, abimiz neyse artık her kimse o dondurulan. Bugün uyandırılırsan ne düşünür acaba? Evet bak ben sana dondurulma tarihini vereyim. 12 Ocak 1967. 67 kaç yıl oluyor? 70 dersek 30, 50, 53, 55. Yani şöyle düşün 73 yaşında zaten dondurulmuş 1967'de. Şu anda acaba kaç yaşında işte sen hesap. Orayı şu anda kaç yaşında. Bu insanların bir de şey var hani uyanıp uyanmayacakları da belli değil ama büyük de bir cesaret bunu yapabilmek. Tedavisi bulunur, uyandırılır orası bilinmez. Ama böyle bir şey var mı? Ve biz bunları yeni mi konuşuyoruz, yeni konuşuyoruz. Tabii burada yine aslında seninle çok önceden bahsettiğimiz neye geleceğiz? CRISPR teknolojisine geleceğiz ki ben bunları zamanla seninle yaptığım programlarda tarihlerini vere vere anlattım. Ne zaman yapılmaya başlanmış, ne zaman konuşulmaya başlanmış, hayata geçmiş gibi. Ve yine aynı tarihler yani 1957-58'lerden başlayıp 1960'lara doğru gelen yine dondurmadan CRISPR teknolojisinden bahsediyoruz ki bu yapay rahim de aynı şey. Yani buradaki insanların söylediği şey artık kadınlar deforme olmayacak, sancı çekmeyecek, 9 ay boyunca karnında taşımayacak ama dışarıda hibrit çocuklar ya da transhümanizm yapay zeka ile beraber dışarıda bir rahim. Domates yetiştirir gibi. Evet, embriyo dışarıda yetiştirilecek, kapsüllere konacak ve orada buradaki aslında en büyük özellik ne Emrah? Şu anda bizim konuştuğumuz, geçen haftalarda da konuştuğumuz bir AIDS hastalığı vardı. Hı-hı. Bu çalışmanın en büyük amaçlarından biri de hastalıkları ayrıştırmak. Yani özel bir genle cinsiyet belirleyebilmek. Hangi genlerin olup olmamasını belirleyebilmek, hastalıkları ekleyip çıkartabilmek yani yine bir CRISPR teknolojisinden bahsediyoruz. Ve en önemlisi de AIDS gibi bir hastalığı gelecekte azaltabilmek. O yüzden de yapay rahim dışarıdan embriyo üreterek
bu çocuklar dünyaya gelecekler ama şöyle bir şey var. Zaten Çin'de yapıldı. İkiz bebekler dünyaya geldi ama sonra Çin biraz karıştı bu konuda. Yetkililer izin vermedi. İşte incelemeye alacağız dediler ama bize sergilenen, senin de paylaştığın görüntülerde baktığımız zaman böyle bildiğin, alabildiğine her yerde fanusların içinde bebekler görüyoruz. İşte bunun da en büyük sebebi hem kadınların gelecekte deforme olmaması ve istedikleri, ki şunu anlayabiliriz aslında. Demek ki gelecekte çok fazla hastalık insanları vuracağı için, hep bir AIDS'ten bahsediyoruz zaten. Hastalıklar çoğalacağı için, genlerde sıkıntı yaşanacağı için, gen deformasyonu olacağı için artık insanlar hem de teknolojinin ilerlemesi, görünüm, metaverse derken insanların kendine bakımı artacağı için de kimse artık hamile kalmak istemeyecek. Ya da bu geçirdiğimiz süreç boyunca otizmle çocukların da arttığını düşünürsek eğer, son yıllarda otizmli çocukların sayısı artmaya başladı. Ve çocuklar ne yazık ki engelli doğan birçok bebek de var. Bunların haberlerini de aldık. Demek ki büyük bir sıkıntı yaşanacak ki insanlar artık kusursuz bebek oluşturmak için ya da istemek için hasta olmayan, cinsiyetini belirleyebildiği, kendisinin de deforme olmadığı bir bebeği artık sipariş yoluyla verip çocuk sahibi olacaklar. Ama Çin, şöyle düşünüyorum, en büyük sebeplerinden bir tanesi. Çin mesela normalde nüfusu çok fazla. Ama aynı zamanda doğum konusunda kontrol yapan da bir ülke. Yani mesela orada sınırlama var. Ama neden bu kadar hızlı ürüyorlarmış gibi görünüyor? Çok fazla nüfusu var ama aynı zamanda nüfusunu kontrol eden de bir ülke. Demek ki aslında bir yerlerde biz bilmesek bile klon çocuklar dediğimiz ya da hibrit çocuklar dediğimiz bazı denemeleri yapıp dışarılarda bir yerde, belki yıllar önce 1960'ta başlamış, 1958'de başlamış bu projelerin biz bilmediğimiz taraflarda üretilmiş, belki de hala içlerimizde olan çocuklar ya da insanlar olabileceğini düşünüyorum. Çünkü her konuştuğumuzda, her tarih verdiğimde bunların 2000'li ya da 1900'lü yıllara ait değil de 1960'lı yıllara ait olduğu ya da 1950'li yıllara ait projeler olduğu ortaya çıkıyor. Bu teknolojilerin en büyük bir CRISPR teknolojisi işte. Ve burada gen ekleyip gen çıkartarak istedikleri çocukları üretebiliyorlar. Ve böylece kadınlarda, işte kadınlar için güzel bir haber gibi. Hep sunulan bu. Kadınlar için enfes bir haber. Dışarıda rahim, embriyo orada üretilecek kapsüllerde ve siz çocuğunuzun cinsiyetini belirleyebileceksiniz gibi şirin gösterilen bir taraf da var. Ama bakalım gelecek heyecan verici mi? Onlar için çok heyecan verici, bizim için endişe verici. Biz öyle bakıyoruz. Hep söylüyoruz ya, bu ara sen de dilini plesenk oldu, gelecek heyecan verici diye. Ama galiba endişe vereceğe doğru gidiyor. Evet, kesinlikle katılıyorum. Yani gelecek elbette heyecan verici ama endişe de bir heyecan unsuru neticede. Ama endişeli bir heyecan diyebiliriz bunu. Şöyle, şu tarafı da çok ilginç. Şimdi konuşuyoruz zaman zaman da işte insanlar bunu kabul etmez. Annelik içgüdüsü, duygusu geçmeyeceği için şöyle böyle böyle konuşanlar var ama ben öyle düşünmüyorum. Bugün dünyada 1 milyar kadın varsa bunun 900 milyonunun ben bunu kabul edeceğim. Yani sipariş üzere bebeklerin hamile kalmadan tohumlama küvezde artık fanus mu dersin her ne dersen de orada bir çocuğun büyütülmesini kabul edeceğini düşünüyorum. Niye? Kadınların artık günümüzde en birinci derdi güzelliği, vücudunun bozulmaması. Yani neredeyse kadınların tamamı yani elbette bunu önemsemeyen de vardır ama artık hani genel geçer bir kural oldu. Dolayısıyla da kadınlar bunu önemsediği için sipariş üzere çocukları isteyecektir. Bu işin bir tarafı. Bir de sipariş derken yani ben çocuk istiyorum bana hadi siz tohumlayıp getirin anlamında değil. Özelliklerini de siz seçiyorsunuz. İşte kaşı şöyle olsun, gözü böyle olsun, renkli gözü, mavi gözlü olsun. İşte boyu işte 1,71 boyuna kadar belirleyebiliyorsun. İşte kaslı olsun ya da kassız olsun ya da ne bileyim işte yani aklıma gelmiyor. Sarışın olsun, kumral, esmer olsun. Yani bunlara kadar belirleyebildiğiniz için dolayısıyla da yeni dünya düzeninde bunun tercih edilmemesi gibi bir durum yok. Evet, yani
anne karnında yetişmeyen bebekle anne arasında bağ kurulabilir mi? Şimdi derler ya, ben buna çocuğum olunca daha iyi anladım. Bebekle babanın bağı doğduktan bir süre sonra kuruluyor. Anne karnındayken mesela bebekle baba arasında bir bağ yok. Hakikaten yok yani. Evet var ve yani seviyorsun falan ama o bağı hissetmiyorsun. Ne zaman hissediyorsun? Çocuk doğuyor. Doğduktan belli bir süre sonra. Nasıl oluyor? İşte onu kokladıkça, onu sevdikçe, ona dokundukça, Hareketlenmeye başladıkça, iletişim algılar kurdukça, açıldıkça. evet, iletişim kuruyorsun neticede ve o iletişim arada bir bağ kuruyor. Ama anneyle öyle değil ki. Anneyle olan bağ annenin karnında başlıyor. Daha yani yok denecek kadar küçücükken anneyle arasında bir bağ kuruluyor ve hissediyor anne bunu. Bunların olmadığını düşünürsek yani yine yayın yaptığım hocalarımızdan bir tanesi şey demişti. Anne karnında kurulan iletişimden yola çıkarak bu konuyu konuşuyorduk gene. Kürtaj'a getirmişti konuyu. Sonra da şeye ne deniyor ona? Karnı yarıp da bebeği almaya ne deniyordu? Sezeryan. Sezeryen. Sezeryen konusuna gelmişti. Bir araştırmanın sonuçlarını buldu internetten bana. Öyle bir araştırma hakikaten de var internette. Sezeryenle doğan çocukların çoğunda anneyle bağ kurulamıyor mesela. Sonradan ortaya çıktı biliyorsun. Doğal yollarla doğan çocuğun işte hem sağlık açısından aldığı mikroplar vesaire noktasında ilk hayata bağışıklığını kazanması aşı gibi oluyor. Hem de bağ kurma noktasında sezeryenle olduğu zaman ani bir çıkış, işte o normal olmadığı için süreç sıkıntı doğurabiliyor noktasında bir şeyler söylemişti. İşte sonra ne oluyor? Mesela annesini öldüren 30 çocuk inceleniyor. Yani bu, internette var bu araştırma. Annesini öldüren 30 kişi inceleniyor ve 30 kişiden 26'sının sezeryenle doğum olarak dünyaya geldiği ortaya çıkıyor. Yani burada aslında bağ çok önemli. Aile bağı, anneyle bağ çok önemli. Bu kurulamıyor. Şimdi ben düşünüyorum. Fanusta bir çocuğun anneyle bağı ne kadar olabilir ki? Sen görmüyorsun. Arada bir hani fanus içinde kameradan ya da uzaktan bakabilirsin. Ayrı mevzu ama onu sevmeyeceksin. Ona bir şeyler söyleyemeyeceksin. Ona şarkı söyleyemeyeceksin. Orada büyürken ne bileyim yani mümkün değil ki bağın kurulması. Tekmesini hissetmeyeceksin, acısını, sancısını hissetmeyeceksin, dönüşünü hissetmeyeceksin gibi gibi bunları düşününce ama bir yandan da senin dediğin gibi yani kadınlar vücudun bozulmayacak noktasına geldiği için buna evet diyecek. Ben de böyle düşünüyorum. 1000 kadından 900'ünün, 10 kadından 9'unun buna evet diyeceğini. Düşünenlerden bu konuda da hatta bizi soralım. Yorum kısmında lütfen dile getirsin hanımefendiler, bayanlar. Evli olsun olmasın ya da çocuğu olsun olmasın önemli değil. Yani bir kadın anne olsun olmasın sonuçta bu konuda fikir beyan etme hissiyatına sahiptir. Lütfen fikrinizi de beyan edin. Kabul eder misiniz böyle bir şeyi? Size biri gelse dese ki işte bu fanusun içinde domates yetiştirir gibi çocuk yetiştirebilirim sizin için. Üstelik bu domatesi pembe domates mi istersiniz, çeri mi istersiniz yoksa işte salkım mı istersiniz diye de sorabiliyor. Yani Düşünsenize şekil aslında tek tip gibi. Şimdi mesela insanlarda sosyal medyada gördüğümüz zaman hep böyle tek tip insan görebiliyoruz. Barbie misali. Bu vücudumuz bozulmasın, güzel görünelim adı altında. Tabii ki birileri tercih edecektir ama burada bence en büyük korkulardan bir tanesi ileride çıkabilecek hastalıklara karşı insanların önlem almak istemesi de olabilir. Çünkü düşün, senin gen haritan çıkartılıyor ve gen haritanda bazı hastalıklara, kanser türlerine ya da AIDS'e rastlandı. Ve bu durumda o zaman ne olacak? Sen çocuğunun böyle olmasını istemeyeceksin. Ve senin gen haritana karşılık dışarıda embriyo geliştirilerek ona işte AIDS olmayan, kanser olmayan ve bu aslında en büyük problem şu, ölümsüz insan formuna gidiyor bu işte. Uzun yaşam çünkü hasta olmayacak. Dışarıdan desteklenmiş bir bebek, embriyo, DNA'sı seçilmiş bir bebek, hastalanmayan bir bebek, belki grip dahi olmayacak. O yüzden uzun yaşamlı bir insan modeli oluşturmak bu. Yani yine nereye geliyoruz? Tanrı'ya yani Allah'a.
Allah'ın işine göz dikmeye geliyoruz. Yani burada tanrıcılık oynayan, evet, kusursuz insan modeline geliyoruz. Çünkü düşün, sen belki isteyeceksin ki benim çocuğum gri gözlü olsun. Çok olamaz gibi bir şey değil bu. Otizmli olmasın isteyeceksin. Allah korusun, Rabbim kimsenin başına vermesin. Kanser olmasın. Mesela Karadeniz'de birçok insan tiroidlerinden sıkıntılıdır. Bu Çernobil'den mütevellit. Şimdi Türkiye genel olarak genetik hastalıkları bazı yeme tarzından dolayı da yatkın bir ülke olduğu için insanlar çocukları da aynı sıkıntıyı çekmesin diye model çocuk olma yoluna gitmek isteyecekleri aşikar gibi. Hani belki bir 10 yıl içinde değil ama özellikle Z kuşağını ve Z kuşağından sonra gelecek kuşağı düşünürsek, teknolojinin bu kadar ilerlediği bir dönemde, insanların kusursuz insan formuna doğru gitmek istediği bu dönemde, bu kadar teknolojinin, filmin bilinçaltına yerleştirdiği bir dönemde ve bizim oynanmış GDO'lu besinlerimizi düşündüğümüzde, bu da demektir ki ileride Allah korusun kusurlu çocuk çok olma ihtimaline karşın bunlar şimdiden önlem alıp hem diyor fiziğiniz bozulmasın hem de biz size istediğiniz çocuğu verelim. Siz de, ama bu emzirme duygusu mesela atlanılan en önemli duygulardan bir tanesi. Ya bu çocuk emzirilebilecek mi? Süt nereden gelecek? Anne sütü. Yani çünkü doğumun sebebidir emzirmek. Anneler bu şekilde emzirebiliyor. 9 ay taşıdıktan sonra. Bir şey söyleyeyim. Burada bir parantez açayım lütfen müsaadenle. Bugün hastanelerde çocuk doğduğu anda annenin göğsüne verilir emsin sütünü diye. Ama emmedi diyelim. Ufak bir böyle bir nazlandı çocuk. Emmedi. Aa, emmiyor bu. Hemen mamayı dayıyorlar mesela. Hemen mama. Yani işin bir de bu yanı var. Ben gelecekte artık öyle bir noktaya gelecek ki anne sütüne bile bugün ineklere, ineklerin sütüne, ineklerin etine, işte gazına laf edenler yarın anne sütüne de laf edecek. Niye? Çünkü mamaların satılması lazım. Evet. Şimdi de bu yanı var. Bir de şeyi söyledin ya, bu otizm vesaire. Biz aslında kendi kendimize de bir çeki düzen vermemiz gerekiyor. Ben hamile olan kadınların sigara içtiğini çok görüyorum. Ya da yeme düzeni olmadığını, abur cubur tükettiğini görüyorum. Şimdi abur cubur hepimiz tüketiyoruz. Yani tüketmeyenimiz yoktur. Ama şimdi bir annenin tüketmesiyle benim tüketmem, senin tüketmen aynı değil. Hamile bir kadın için konuşuyorum. Anne olacak ve onun yediği her şey çocuğa geçiyor ama kadının hiç umurunda değil. Her şeyi yiyor. Yani biraz da bu konuda da aslında insanlara bir şeyleri söylemek lazım ama buradan giriyor, buradan çıkıyor. Şimdi de bu yanı var tabii. Aslında o biraz da umursamazlık değil de biz çok hani böyle arkasını okuma gibi alışkanlıklarımız olmadığı için o anda onu zararlı olabilir gibi değil de canımız çekti olarak düşünüyoruz. Ama kolanın zararlı olduğunu bilmeyen var mıdır soruyorum sana. Yok. Ya ben hiç içmem, hiç tercihim değil. Ben çikolatayı bile 3 günde yiyorum, 4 günde yiyorum. Bir ısırıkla. Ya burada biraz hani nefsi köreltebilmekle alakalı bir şey galiba. Ben mesela bir gofretse eğer onu 3 ya da 4 günde ancak tüketebiliyorum. İşte bu, ama bunu işte iradeye, nefse söyleyebilmek, söylettirebilmek, onu terbiye edebilmek mesele. Yani ne diyorum, yani gördüm, gözümle gördüm. Birçok böyle ortamlarda görüyoruz ya da dışarıda kalabalıkta görüyoruz. Hamile kadın, karnı burnunda ama elinde bakıyorsunuz yani abur cuburlar var. Ya daha öte çünkü bir şey söyleyeyim. Hamile kadınlar için özgürlük biraz da Emrah. Şimdi siz o duyguyu yaşamadığınız için bilmiyorsunuz. Çünkü düşün, hayatın boyunca hep bir aynı formda olmak durumundasın. İşte 90-60-90 olmak zorundasın, güzel olmak zorundasın. Hamilesin, hamilelik demek her şeyi özgürce yiyebildiğin. Ama o yediğin şey senin çocuğunu katlediyor. Bugün otizm niye arttı? Otizm sadece yani soluduğumuz havadan değil, yediğimiz içtiğimiz ya, gıdaların ne kadar artık bizi bozduğunu biliyoruz. Yani insanı bozmak için gıdadan başladılar diye feryat ediyoruz ama hal böyleyken ama ben anladığımı sadece paketli gıdalardan bahsetmeyeceğiz. Yani domatesten de bahsedeceğiz, salatalıktan da bahsedeceğiz. Cevizli bahsetmek durumundayız. Yani paket hadi en büyük. Söyle. Kısmen diyorum ki gene masum kalır yani paketli gıdalar. Mesela yani bir abur cubur düşünelim ya, herhangi bir. Gidin bakın arkasında yazıyor. Asidik bilmem ne var, bilmem ne var, bilmem ne var. Hep böyle asidik, böyle kimyasal maddeler var bir sürü. Ya altı üstü bir çikolata diyorsun, tamam mı? İçinde ne olur? Şeker olur. İşte kakaosu olur. Puding, işte bu olur diyorsun. Aa, içine bakıyorsun. Bunların yanında bir 30 kalem daha
Asidik bir de E uzantılı. E uzantılılar biliyorsun sıkıntılıdır. Renklendirici olarak özellikle sıkıntılıdır. Bunlar var. Yani renklendirici diyorsun, gıda kullanıyorlar diyorsun. Tamam kullanmış çok güzel ama ya özür dilerim ama bugün meyve suyu diye satılan ürünlerin birçoğunun aslında meyve suyu olmadığını biliyoruz. Tabii değil. Adına meyve suyu diyor mesela. Değil meyve suyu değil. Sadece onun tadı verilmiş suya. İçine asidik, kimyasal bir şeyler atılmış, renklendiriciler atılmış. O renklendiriciler de şey değil, yani gıda değil. Yine kimyasal. Şimdi de bu yanı var. Şimdi o yüzden diyorum yani evet önemli. Bu konuştuklarımızın hepsi önemli ama en azından günümüz koşullarında da bu hususta da dikkat etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası. Edeceğiz ama işte o yüzden de gelecek hem heyecan verici hem endişe verici. Şimdi buradan anlaşılıyor ki biz ileride birçok hastalıkla mücadele edeceğiz ama nasıl mücadele edeceğiz? O zaman tez varsa antitez olması gerekiyor Emrah. Hani tezimiz buysa antitez olarak bilim insanları ne yapacak? Ya GDO'lu besinleri insanlar farkına varıp çok fazla azaltacak. Aslına baktığınız zaman mesela Canan Karatay'ın söylediği bir şey vardır. Ultrasona dahi girmeyin. Evet. Şeker testi Yüklemesi yaptırmayın. yapmayın. Evet. Şeker yüklemesi yaptırmayın. Çünkü sizde hiç şeker yoksa bile hamilelikte aday olma ihtimaliniz çok yüksek. O zaman değişmesi gereken bir sistemden de bahsediyoruz. Yani sağlık alanında değişmesi gereken kocaman bir sistem var. Bu da kime düşüyor? Ya bireysel olarak insanlar çok bilinçli olacak ve doktoruna diyecek ki ben bu testi yaptırmak istemiyorum. Ki aynı zamanda şu anda mesela çok fazla otizmli testler yapılıyor. Mesela karından iğne yapılıyor. Bunlar hamile için bir risk. Aynı zamanda anne 3 haftalıkken galiba belirli haftalarda şu anda hatırlamıyorum testler yapılıyor. Bunlar bir anne psikolojisi için de çok kötü. Çünkü o testin sonucunu beklemek bir ömür. Aynı zamanda çocuk doğuyor, çocuğun topuğundan kan alınıyor ve onun sonucunu beklemek de bir ölüm. Şimdi bunların hepsine baktığınız zaman mesela şimdi topuğundan kan aldırmayın diyorlar. Yeni yapılan bazı açıklamalar var. Topuktan kan aldırmayın diyorlar. Şimdi bunların hepsine baktığınız zaman ileride 10 yılda, 15 yılda bir de nükleer gibi bir patlama söz konusu olursa biz 3. Dünya Savaşı'ndan bahsedersek eğer bu hastalıkların %50 oranında artacağı anlamına gelir. O zaman kadınlar ya da evli çiftler yani sizler de baba olarak tabii ki çocuğunuza herhangi bir hastalık olmaması için böyle bir seçeneğe zemin zemin şimdi bakıyorum peyderpey ya da step by step bütün şeyler ilerideki tasarlanabilecek olabilecek pozisyonlara doğru ayarlanıyor. Yani bir nükleer savaş çıkar nasıl Çernobil'de birçok Karadeniz'de insanın tiroid kanseri olması gibi ve ona göre tedavi edilir. Şimdi yapay rahimden bahsediyorsak dışarıda embriyon olarak yetiştirilecek bebeklerden bahsediliyorsak eğer öncesinde yine bir kaosa ihtiyacınız var. Yine büyük problemlere ihtiyacınız var. Yasal olarak bu insanlar deneme çalışması olarak DNA, CRISPR vesaire gibi hazırlamaları laboratuvarda yapıyorlar. Mesela fareler üstünde denenmiş, köpek dondurma yöntemi köpek üstünde denenmiş. Önce hayvanlardan deneyip sonra da mesela özellikle farede denenmesinin en büyük sebebi ise biliyorsun ki en büyük kobaylar farelerdir. Şimdi fareler kobaysa ve insanlar farelerin çok fazla ölümünden bahsediyorsa hani hayvan hakları vesaire diye bu sefer mesela ne diyecekler? Aa biz zaten bunları klonluyoruz. Dışarıda embriyo olarak fareler üretiyoruz. Yani biz bunları deney aracı olarak kullanabiliriz. Şimdi ileride onlar için heyecan verici bir gelecek olduğunu, bizim için de endişeli olduğuna baktığımız zaman demek ki şimdi 2020'den beri de insanların çok fazla doz aldıklarını düşünürsek eğer, GDO'ları da yan yana düşündüğümüzde yapay rahimi dışarıdan hamile kalmayı embriyo olarak düşündüğümüzde demek ki bu yöne gidene kadar insanlığı bekleyen yine bir sürü tehlike var. Bu tehlikelerde ne? Hastalıklar ve tabii ki deforme olmamak. Kanalımıza abone olmayı, zili aktif etmeyi lütfen unutmayın.